Trabzon Dernekleri Federasyonu teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan vekilliği yürütmekteyim. Evet. Ayrıca Bahçeliler Yenibosna'da Ofaylat Birleşik Makineler Eğitim ve Kültür Derneği, sülalemin adını taşıyan Kutri Alioğlu Türk Ailesi Eğitim ve Kültür Derneği başkanlığını yürütüyorum. Yani kısacası özeti şu: gönül eriyiz. Bizim omuzlarımıza apolet yok, rütbe yok, maaş zaten yok. Gönüllülük esaslı bu hizmetlerde varız, var olmaya da devam edeceğiz. Gücümüz, takatımız yettiği müddetçe. Evet başkanım, çok güzel bir organizasyon oldu gerçekten. Yani hele bugün çok yoğunluk da vardı. Emeğinize sağlık. Bütün teşkilat olarak, kadın kolları, gençlik kolları, TDP Sayın Başkan, yöneticiler, sizler. Emeğinize sağlık. İnşallah başka festivallerde daha organize olarak güzel festivaller imza atacağız. Bununla ilgili bir cümle kurarsanız öyle peki, kapatalım. Şöyle söyleyeyim. Ben gördüğüm kadarıyla birçok insana mikrofon tuttunuz. Birçok şey söylenmiştir mutlaka. Ancak şunu ifade etmek isterim ki Trabzon Dernekleri Federasyonu kurulduğu günden günümüze kadar Trabzon'un bütün insanlarını İstanbul'da ve Türkiye'de, hatta mümkünse ülke dışında olanları bile bir şekliyle bir çatı altında toplamak için çok ciddi bir gayret içerisinde olduk. Ve bunu da kısmen başardık. Ne yaptık? Bize bağlı 200 küsur derneğin yanı sıra bizim 4 tane daha 5 tane federasyonumuz vardı. Nedir bu? Çarşıbaşı Dernekleri Federasyonu, Maçka Dernekleri Federasyonu, Arsin Dernekleri Federasyonu. Hangisini saymadım? Bir tanesi eksik kaldı. Trabzon Dernekleri Federasyonu. Evet. Tamamının tek çatı ve tek isimle anılmasını ve insanların bu büyük organizasyonlarda hep bir arada olmasını arzu ettik. Ve bunu geçen yıl yaptık. Nedir bu? Trabzon Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu. Hemen karşımızda standı var. Bu federasyonumuzun, bu konfederasyonumuzun öncülüğünde önümüzdeki yıllarda çok daha farklı, gençliğimizin, gelişen dünya şartları gerektirdiği şekliyle çok ciddi organizasyonlar için planlama içerisindeyiz. Eskiden DPT vardı, Devlet evet. Planlama Teşkilatı. Bizim federasyonumuzun da bu yönde Devlet Planlama Teşkilatı'nda olduğu gibi eskiden yeniden bir planlama yapmak üzere çalışma içerisindeyiz. Bir yıl daha biz seçilmiş bir yönetim olarak, bir yıla yakın bir süremiz var. Önümüzdeki döneme daha zinde, daha vizyon sahibi gençlerimizle, çok daha ciddi bir ekiple, kim başkan olur, kim yönetimde olur, biz oluruz ama olmayız. Ama dünden bugüne yapmış olduğumuz bu hizmetlerin devamını yapabilecek bir ekibin kurulmasına katkı yapacağız. Etkinliğimize sıra gelince, hava güzel, ortam güzel dediğiniz birçok siyasi liderlerin öyle diyor. Bak, Trabzon seninle gurur duyuyor. Biz de seninle gurur duyuyoruz, evet, sevgili başkanım. Ben de hemen kamerayı omuzlayan Ahmet Güngör Bey'e, size çok teşekkür ediyorum. Sağ ol başkanım. Sizlere minnettarız. Söylenecek çok şey var ama Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun yaptığı etkinliklerin yeterli olduğunu da söyleyemeyiz. Daha eksiklerimiz çok. Eksikleri not etmeye çalışıyoruz. Daha güzel, daha iyi insanımıza nasıl ulaşabiliriz? İnsanımızı davet etmek usuldür. Ama onu ağırlamak esastandır. Biz eyvallah, bu esası yerine getirmeye çalışıyoruz. İkramlarımızdan ziyade gönüllerde yer tutmaya, gönüllere girmeye çalışıyoruz. Mesele o başkanım. Aynen böyle. Aynen böyle. Rabbim bizim birliğimizi daim kılsın. Sizlerin varlığı bize güç veriyor. Çok teşekkür ederim. Çünkü sizin dışınızdakiler gelip 3-5 saniyede çekip gidiyor ulusal basın. Ama yerel basın, yerel kameralar ve sizin gibi yiğitler başladığımız günden sonuna kadar bizi bırakıp gitmiyor. Bu da birliğimizin, beraberliğimizin en önemli mihenk taşıdır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Başkanla kapatıyoruz. Efendim, inşallah yine Trabzon Dernekleri Federasyonu, Konfederasyonu, tabii ki bu hangi federasyon yaparsa bizim yapsın. Çok. Evet, Trabzon'la ilgili ne varsa biz hep oradayız. Başkanlarıma, yöneticilere, bütün ekibe çok teşekkür ediyoruz. Yapımcım Ahmet Güngör'e, buraya katılan bütün arkadaşlara, bütün emektarlara, bütün basın mensubu kardeşlerime. Son söz olarak. Evet, çok teşekkür ederim. Son söz olarak bu güzel ortamı oluşturan bu güzel insanlara gerçekten teşekkür falan yetmez. Minnettarız. Duacıyız onlara. Eyvallah. Duacıyız. Efendim, başka bir festivalde görüşmek umuduyla. Allah'a emanet. Hoşçakalın.